Sevgili izleyiciler, ikinci programımızdan kocaman bir merhaba. Dün Girit usulü anneannemin tarzında kestaneli kuzu yapmıştık. Bu haftaki konumuz kestane. Kestane tarifler hızla devam ediyor. Kestane çikolatalı puding yapacağız ve cennet hurması ile birleştireceğiz. Evet, hemen başlıyoruz kestane çikolatalı pudingin malzemelerine. Ben 3 kişilik olarak hazırladım. İsterseniz siz yine 2'ye çarpabilirsiniz. Evdeki kişi sayısına göre hazırlayabilirsiniz. Ve ben bunları granolalı hazırladım. Oğlum için de faydalı olduğunu düşündüğüm için alt bazına granola koyuyorum. 1 bardak süt, 1 bardak kestane haşlanmış olması gerekiyor. Siz bunları keserseniz çok daha kolay tencerede eriyeceklerdir. 100 gram bitter çikolata, isterseniz sütlü çikolata ile ikisini karıştırabilirsiniz. 100-120 gram arasında çikolata olabilir. Muhakkak bir vanilya ekstraktım var. Ve çok az bir şekerim var. Sadece 2 çorba kaşığı hindistan cevizi şekeri kullanacağım. Yine alternatif olarak esmer şeker ya da beyaz şeker kullanabilirsiniz. Nasıl olsa bu tarife çok az şeker giriyor. İçinde nişasta, un yok. Çok sağlıklı ve nitelikli karbonhidrat olan çok güzel bir tatlı. Unsuz, rafine şekersiz, çok besleyici bir tatlı yapacağız. Başlıyoruz. Evet, kestaneleri hızlıca ekliyoruz. Hemen bir su bardağı sütümü ekleyeceğim. Sürpriz bir katacağım bir şey daha var. Onu biraz sonra açıklayacağım. Hemen şekerimi ekliyorum. Orada tatlarda ne demiştik? Mutlaka tuzun da, bir çimdik tuzun da olması lazım ki ön plana çıksın. Deniz tuzu kullanacağım. Pembe bir tuzum var burada. Çok az kullanacağım. Zaten bu deniz tuzlarını çok fazla kullanamıyorsunuz biliyorsunuz. Tuzlu yapıyorlar. Hemen vanilyamızı da ekliyoruz. Sadece bir çay kaşığı ekstrak yeterli olacaktır. Siz toz vanilya kullanabilirsiniz. İster ki vanilya kullanın. Vanilyasız olmaz. Şimdi kestanelerin erimesini bekleyeceğiz. Bu tatlının krema konmuş versiyonu nedir? Muzdur. Krema koyarsanız ya da labne koyarsanız da çok lezzetli olur. Muz çok sevmiyorum. Biraz ağır geliyor ama isterseniz siz ayrı bir yerde labneyi ya da süzme peyniri ya da pudra şekerle birlikte çırptığınız kremayla puding olduktan sonra ikisini birleştirip çok güzel bir tatlı da elde edebilirsiniz. Bu arada kestaneler şekerle ve sütle buluştu. Kaynama noktasında gelince ben de bir hamlede bulunuyorum. Şu an hindistan cevizi sütümü açıyorum. Sürprizim buydu. Hindistan cevizi şekeri koyduysak sütünde neden koymayalım diyorum. Çok lezzetli yapıyor. Birazcık daha katı bir kıvamı var. Bakın şöyle. Hatta kaymayı da alalım. 2 kaşık kullanacağım. Daha kıvamlı olacak ama hiçbir şey kullanmayabilirsiniz. Tam yağlı sütle yapmanız gerekecek. Bu çok önemli. Yarım yağlı sütle bu tarif olmuyor maalesef. Tam yağlı inek sütüyle çok başarılı oluyor. Kestaneler yumuşadı bu arada. Şimdi parçalayacağız bunları. Güzel bir blenderınız varsa onları parçalayabilirsiniz. Çok bekleyip kendiniz ezebilirsiniz ama yani böyle daha pratik oluyor. Şimdi parçalamaya geçiyoruz. Ben kendi parçalayıcımı kullandığımda ayrı bir kaba aldım. Daha büyük bir kaba çünkü böyle daha rahat ediyorum. Şimdi elimde 100 gram çikolata var. 20 gramını koydum bile. Ekliyoruz karışıma. Buna bakmadım ama o kadar güzel hindistan cevizi kokuları geliyor ki. Çikolata, kestane, hindistan cevizi sütü, süt ve çok az şekerden oluşan bu pudingi mutlaka yiyin, yedirin. Çocuklarınızla nişastasız, rafine unsuz bir besleyici puding. Daha önceden granola eklediğim kuplarıma paylaştırıyorum. Sonra üzerine cennet hurması püresi ile servis edeceğim. Güzel bir kıvamı var. Bitter çikolata çok yakışıyor kestaneyle buluşunca. Evet, cennet hurmasını parçaladık. Çok güzel olacak üstüne. Turuncularla servis yapacağız. Siyahla turuncu ya da kırmızıyı patlatın. Altın çilek dışında turuncu meyve aklıma egzotik meyvelerden papaya geliyor. Bulması şu an çok zor. Belki kumkat olabilir ama kumkat çok ekşi bir tat verir. Aynı magnolia tatlısının farklı bir formatı. Bu arada tadımlık yaptım. Şeker kullanmasanız da olur. Ben 2 çorba kaşığı hindistan cevizi şekeri kullandım. Ama hiç şeker kullanmasanız da olur. Çikolatanın tamamen kakao oranına bağlı. %70 çikolata kullandım ben. %85 çikolata kullanıyorsunuz, şeker lazım.
ama %60 %70'e bana göre gerek yok. Elinizde 1 kilo kestane varsa eliniz boş kalmasın. Sadece közde ya da haşlanmış olarak bu kestaneleri kullanmayın. Önce kestane kuzunuzu yapın. Geri kalan kestanelerle çikolatayı kaplayın. Ben molüsülü kestane çikolata yapın ve kestaneli puding yapın. Benim tarifimi uygulayın. Özlemle Rafine Mutfak'ta kalın. Çok sağlıklı, besleyici iki tarifle bu hafta karşınızdaydım. Rafine şekersiz, nişastasız, unsuz, evet puding yapılabilir. O da bunlardan bir tanesi. Daha çok tarifim var. Umarım siz de denedikçe yorumlarınızı bana yazarsınız. Unutmayın, siz bana yorumlarınızı yazdıkça bizim sitemiz daha fazla gelişecek, daha fazla izleyiciyle buluşacak. Görüşmek üzere, önümüzdeki haftaya bir tam iki lezzetli, hoşça kalın. Üç katmanlı, altında granola olan, ortasında kestaneli çikolata, kestane çikolatalı puding ve en üstünde cennet hurmasının püresi. Bak bakalım ne bunun tadı. Kestane biraz çikolata var değil mi? Yok mu kakao? Var çikolata. Var var. Aslında sırf kestane püreli puding yapacaktım ama içinde çikolata da var. Ama çikolata kestane çok yakışıyor bence. Üzerinde ne var biliyor musun? Ne? Reçelimsi gibi bir şey var ama. O cennet hurması. Aha, cennet hurması püresi. Kestane çikolata. Öyle mi? Ben tam tadıma göre zaten. Milancığım sen de yiyecek misin? Miler? Sen de yiyecek misin oğlum? Miler mi geldi?